أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli müminler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün Riyazu Salihin hadis dersimizde konumuz tefekkür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefekkuru sa'atin hayrun min kıyami leyletin diye buyurdular. Bir anlık tefekkür, düşünmek, bir geceyi hiç uyumadan ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Hangi hususlarda tefekkür? Tefekkür nedir? Tefekkür, Türkçe karşılığıyla sözlük karşılığı düşünmek demektir değerli kardeşlerim. Neyi düşünmek? Nereden geldiğini, nereye gittiğini düşünmek. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatın azametini düşünmek. Göklerin varlığı, yeryüzünün mükemmelliği, denizlerin uçsuz bucaksız oluşu, ağaçlar, bitkiler, türlü türlü nimetler. Bunların hepsini düşünmek. Bunlar nereden geldi? Kim tarafından yaratıldı? Bunları düşünmek. Kıymetli müminler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün yayılması sizin için bir nimettir. Yeryüzünün varlığı sizin için bir nimettir. Yerin yaratılışında iman edenler için, akıl sahipleri için ibretler vardır buyurmuştur. Örneğin şöyle bir düşünelim kıymetli müminler. Sadece bir nimeti şöyle alıp tefekkür edip değerlendirelim. Yeryüzü şu anki kıvamında olmayıp bir çamur halinde olsaydı bütün yeryüzü, biz yeryüzünde yürümeyi nasıl başaracaktık? Yeryüzünde kendimize evler, barınacağımız evleri yapma kudretini nereden bulacaktık? Yapma imkanını nereden bulacaktık? Bakın, sadece bir yeryüzü nimetini hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Veya tam tersi, yeryüzü şu anki kıvamında değil de toprak, kas katı olsaydı, hiç kazma imkanı bulamasaydık, bir kaya gibi olsaydı, bütün yeryüzü kazıp tohum atma, ekme imkanını bulamasaydık bizler ne yapacak idik? Ağaçları nereden elde edecektik? Şu anda sahip olduğumuz türlü türlü meyveleri, sebzeleri, yiyecekleri ve en önemlisi en çok muhtaç olduğumuz ekmeğimizi, suyumuzu nereden temin edecektik kıymetli kardeşlerim? İşte bunları düşünerek, Yüce Rabbimizin varlığının farkına vararak uyanmamıza vesile olan tefekkür bu kadar kıymetlidir. İnsanoğlu düşündüğü sürece, düşündüğü miktarca Allah-u Teala'nın nimetlerini, varlığını, azametini düşündüğü miktarca Allah-u Teala'ya kulluk yapma imkanını bulur. Özellikle günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi, kıymetli müminler, fakirlik, yoksulluk veya zenginlik değil. En büyük sorunumuz teknolojik aletler, tablet, telefon, televizyon gibi hayatımıza giren ve hayatımızın neredeyse her anını meşgul eder hale gelen bu gibi aletlerin çoğalmasıyla ve bizi kuşatmasıyla şu anda maalesef tefekkür imkanı bulamıyoruz. Şöyle herkes kendi nefsine bir baksın. Kendimize günlük ne kadar vakit ayırıyoruz? Ne kadar tefekkür etme imkanı buluyoruz?
kaç dakika? 10, 15, 20, 25, 30. Bir mümin, kıymetli kardeşlerim, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin hiç olmazsa gününün en az 15 dakikasını kendine ayırarak günlük, haftalık muhasebesini yapabilmeli. 24 saat geçti. Bu 24 saat içerisinde acaba kâr mı ettik, zarar mı ettik? Gün içerisinde yapmış olduğumuz amellerle Rabbimizi razı mı ettik, yoksa Rabbimizi darılttık mı? Koskoca 24 saat geçti. Dakikalar geldi geçti. Rabbimin hangi emirlerini yerine getirebildim? Hangi yasaklarından kaçabildim? Yasaklarını çiğnedim mi, emirlerini ihmal ettim mi diye bir mümin kendini hesaba çekebilmeli. Hazreti Ömer gibi radıyallahu an, onun gibi bir sahabi dahi aslında her anı Allah'la olan, her anını Allahu Teala'nın istemiş olduğu şekilde tanzim eden biri olmasına rağmen özel bir kendisine günlük muhasebesini hatırlatacak, yaptığı amellerin iyiliğini, kötülüğünü kendisine hatırlatacak birini ücretli olarak tuttuğu rivayet edilir değerli müminler. Bugün Allah için ne yaptın diye sorusunu, bu soruyu kendisine sorsun diye. Kıymetli kardeşlerim, yoğunluğumuzdan şikayet edebiliriz. İş gücümüzün, iş durumumuzun bütün vaktimizi aldığını iddia edebiliriz. Ailemiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Hiç vakit bulamıyoruz diyenler olabilir. Fakat yine tefekkürden bizi bunların hiçbirisi alıkoymamalı. Hiç olmazsa bizler kendimize acıyarak, bizler kendimize merhamet ederek gece başımızı yastığa koyduğumuzda hiç olmazsa bu bahsettiğimiz şeylerden Allahu Teala'nın azametini, yarattıklarının büyüklüğünü, nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu düşünmeyi hiç olmazsa başını yastığa koyduğunda başarabilmeli değerli müminler. Bunu yapan mümin kendini güncellemiş olur. Bir telefon tutukluk yaptığında, arıza yaptığında hemen ne yapıyoruz? Onu tekrar kapatıp, uyutup, tekrar açtığımızda kendisini toparlamış oluyor. Adeta müminin tefekkürü de yapacağı bu işte kendisini güncelleme işlemi olacak değerli kardeşlerim. Teknolojik aletler bize hizmet etsin diye üretilmiş olan, icat edilmiş olan aletlerdir değerli kardeşlerim. Bu aletlerin aleti olarak kendimizi bu aletlere kurban etmekten mümkün olduğunca kaçınmaya çalışalım. Biz aletleri, bu icat edilen aletleri idare edelim. Onların bizi idare etmesini, vaktimize hükmetmesini, kıymetli kardeşlerim, müsaade etmeyelim. Onların bizi idare etmesine müsaade etmeyelim. Biz onları idare edelim. Ne zaman kullanacağımızı, ne zaman elimize alacağımızı, bırakacağımızı bizler tayin edelim. Özellikle bizi en çok meşgul eden, şu anda akrabalık bağlarının da zayıflamasına engel olan dizilerin, filmlerin, futbol müsabakalarının, spor müsabakalarının bizi idare etmesine bizler müminler olarak engel olmalıyız. Çünkü mümin idare edilen değil, başkaları tarafından bizzat Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre kendisini dizayn eden kişidir mümin. Gittiği yere göre şekillenen, kalıp alan münafıklar gibi değil. Mümin Allah ve Resulü ne demişse onu bizzat yapmaya, yaşamaya çalışan kişidir değerli kardeşlerim. Mümin rüzgarın önündeki bir yaprak gibi olmamalı. Mümin bilakis fırtınaların önünde, seller de olsa,
yeller de esse, koskoca bir çınar gibi köklerini toprağa salan bir çınar ağacı gibi her zaman dimdik durabilmeli ve sağlam olabilmeli kıymetli müminler. Herkes haramları işliyor diye faiz almış başını gidiyor, fuhşiyat almış başını gidiyor. Haramlar artık hiç müminleri dahi aldırmaz, müminlerin dahi aldırış etmediği bir hale geldi diye bütün müminler bizler de rüzgara kapılıp gidelim diye düşünme lüksüne sahip değildir değerli kardeşlerim. Mümin tam tersine herkesin yanlış yaptığı bir dönemde ortaya çıkarak yaptığınız yanlıştır. Bu yolda gitmemeli Allahu Teala'nın yoluna insanları çağıran kişidir. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede Rabbim Allah'tır diyen kişiden daha doğru sözlü kim olabilir kıymetli müminler? Tefekkürümüz, yapacağımız tefekkür işte bizi günlük hayatımızda toprağa kök salan bir çınar haline getirecektir kıymetli müminler. Yeter ki bu bahsettiğimiz, şu anda konumuz olan tefekkürü başarabilelim. Rabbimizi hiç olmazsa günlük belli zamanlarda, belli vakitlerde şöyle sakin bir yere çekilip Rabbimizin varlığının, büyüklüğünün farkına vararak, düşünerek nefsimizi biz uyandırmaya çalışalım. Zaten gerisi onları, o bütün güzellikler bu tefekkürün peşinden gelecektir kıymetli müminler. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi göklerin, yeryüzünün, gündüzün, gecenin varlığı hususunda uyarır. Bunun için bizde bunlarda bizim için ibretler olduğunu ifade eder Yüce Rabbimiz. Başka ayet-i kerimelerde devenin varlığı, dağların varlığı, bu gibi nimetlerin Allah-u Teala tarafından verildiğini ve bunların büyük nimetler olduğunu hatırlatarak Yüce Rabbimiz kendisine dönmemizi ister. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaazımızın başında da okumuş olduğumuz hadis-i şerifte kıyamu tefekkuru saatin hayrun min kıyamu leyletin buyurmuştu. Bir anlık tefekkür bir geceyi hiç uyumaksızın ibadet etmekten daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde tavsiyede bulunmuştu. Bizi tefekküre yönlendirmişti kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bizleri her an kendisini yaratan Yüce Rabbinin ve türlü türlü nimetlerle donatan Yüce Rabbinin varlığını bilerek onun istediği şekilde hayatını tanzim eden, düzenleyen kullarından eylesin. Kıymetli müminler, bir dahaki Riyazu Salihin hadis dersinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.